أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آسين. Hikmetli Kur'an'a and olsun. Sen elbette gönderilen resullerdensin. Dosdoğru yol üzerindesin. Aziz ve Rahim'den indirilen bir tenzil olup, ataları uyarılmamış, haliyle kendileri de gaflette giden bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin. Onların çoğunun hakkında ilahi hüküm, hak olarak kesinleşti. Artık iman etmezler onlar. Boyunlarına öyle boyunduruklar koyduk ki, onlar çenelerine dayanmaktadır. Boyunları yukarı, çeneleri kalkık, gözleri havada bir durumdadırlar. Hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak, öylesine çepeçevre sardık ki, artık hiç göremezler onlar. Kendilerine müsavidir. Ha uyardın onları, ha uyarmadın. Artık iman etmezler onlar. Sen, ey Resûlüm, şu kimseyi uyar. İrşada can kulağıyla tabi olur. Görmediği Rahman'a saygı duyup, ondan çekinir. Müjdele onu, mağfiret onun, şerefli mükafat onun. Ölüleri diriltecek biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir bir kaydeden biziz. Velhasıl her bir şeyi apaçık bir kitapta sayıp döken biziz. Sen şimdi onlara bir misal getir. Malum şehir halkını. Hani onlara da elçiler gelmişti. Evet, iki resul gönderdik onlara. Yalancı dediler onlara. Bunun üzerine, güçlendirdik onları bir üçüncü resulle. Dediler hep birden, biz Allah'ın elçileriyiz size. Ahali dedi ki, doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok. Siz de bizim gibi bir beşersiniz. Evet, evet. Siz sadece yalancısınız. Resuller dediler. Elbette biliyor Rabbimiz. Size gönderilen elçileriz biz. Açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz biz. Ahali dedi ki, uğursuzsunuz siz. Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlarız. Acım acı bir azap size dokundururuz. Resuller cevap verdiler. Uğursuzluğunuz sizinle beraber. Çünkü siz imansızsınız. İrşad edildiniz diye mi böyle söylüyorsunuz? Haddi aşan toplumun tekisiniz siz. Derken şehrin öte başından koşarak bir adam geldi. Ve onlara dedi ki, ne olur ey kavmim, gelin siz bu resullere uyun. Sizden bir ücret istemeyen, sizden hiç menfaat beklemeyen, dosdoğru yolda yürüyen bu kimselere uyun. Hem ne olmuş ki bana, neden tapmayayım beni yaratana? Hem sizlerin de dönüşü olacak ona. Hiç ondan başka tanrı edinir miyim? Zira Rahman bana zarar vermek dilerse, onların şefaati fayda etmez, hem kurtaramazlar da. Bu durumda ben, besbelli bir sapıklıkta olurum. Ama bakın, ben Rabbinize inanıyorum. Sizler de bunu işitmiş olun. Ona, buyur cennete gir, denildi. O ise halkını hatırlayarak, ah halkım bir bilseydi, dedi. Ah bir bilseler, Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara garg ettiğini. Onun vefatından sonra kavminin üzerine, gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu, adetimizden de değildi. Orduya ne lüzum? Bir tek ses yeter. Bir de bakmışsınız, sönüp kalmışlar. Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi. Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler miydi? Hiç kimse hariç kalmamak üzere, hepsi huzurumuza toplanacaklar. Delil mi isterler? İşte ölmüş yer.
Hayatı ona biz veriyoruz. Oradan onların yiyecekleri hambeleri çıkarıyoruz. Kendileri de ondan yiyip dururlar. Orada üzüm bağları ve hurmalıklar yaptık. Orada pınarlar fışkırttık. Ta ki onun meyvelerinden yesinler. O meyveleri onlar yapmadılar. Hâlâ şükretmez mi onlar? Münezzehtir o Allah. Her noksandan münezzeh. Yerin bitirdiği her şeyi ve kendilerini ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan münezzehtir, yücedir. Onlara bir delil de gecedir ki, biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız. Birden karanlığa gömülürler. Güneş de bir delildir onlara. Akar gider yörüngesinde. O aziz ve alimin, o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin yaratması böyle olur işte. Ay içinde bir takım safhalar, duraklar tayin ettik. Dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kaviste bir hale gelir. Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri birer yörüngede akar durur. Bir delil daha onlara, nesillerini dopdolu gemilerde taşımamızdır. Biz onlar için gemiye benzer daha nice binekler yaratırız. Şayet dileseydik onları boğardık. Ne feryatlarına koşan bir kimse bulabilir, ne de başka türlü kurtarılırlardı. Sadece bizden ulaşacak bir rahmet ve onları bir vadeye kadar yaşatma irademizle hayatta kalabilirler. Onlara ne zaman önünüzde ardınızda bulunan hallerden sakının, böylelikle merhamet edilmeye müstahak olun denilse yüz çevirirler. Ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse yüz çevirirler. Onlara ne zaman Allah'ın size lütfettiğinden siz de muhtaçlar için harcayın denilse, kâfirler müminlere şöyle derler: size kalsa Allah'ın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz? Siz böyle ne sapık düşünürsünüz? Ve yine derler ki, eğer doğru söylüyorsanız, bizi tehdit ettiğiniz bu mezarlardan kalkma ne zaman? Onların beklediği sadece bir ses. Çekişip dururlarken kendilerini çarpacak bir ses. İşte o zaman ne vasiyette bulunabilir, ne de evlerine dönebilirler. Sura üflendi. Kalk borusu çaldı. İşte mezarlarından kalkıp Rablerinin huzurunda duruşmaya koşuyorlar. Eyvah bize! Kim kaldırdı bizi yatağımızdan? Diyorlar. İşte Rahman'ın vaadi. Resuller doğru söylerler. Bütün olay bir çağrıdan ibaret. İşte hepsi duruşma için toplanmışlar. Artık bugün kimseye zulmedilmez. Hakkınızdan başka size bir karşılık verilmez. Ama bugün cennetlikler zevk ve eğlence içindedirler. Hem kendileri hem eşleri gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar. Orada turfanda yemişler onlara. Hasılı istedikleri her şey onlara. Rabb-i Rahim'den sözle olan bir selam yine onlara. Fakat bugün sizler şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler. Ey Adem'in evlatları! Size emretmemiş miydim? Şeytana tapmayın sakın. Çünkü o size aşikar düşman. Lakin bana tapın. İşte sırat-ı müstakim. İçinizden nice nesilleri saptırdı. Bunu düşünmeli değil miydiniz? İşte tehdit edildiğiniz cehennem. İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin. Bugün mühür vuracağız ağızlarına. Elleri bize söyler. Ayakları şahitlik eder kendi yaptıklarına. Eğer dileseydik, gözlerini dümdüz silme kör ederdik. O zaman yola dökülüp dururlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi? Eğer dileseydik, oldukları yerde hemen başüstü, mahiyetlerini değiştirir,
çirkin mi çirkin ters yüz ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi. Onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise, hilkatini ters yüz ederiz. Hala akıllanmazlar mı? Biz Resul'e Kur'an öğrettik, şiir öğretmedik. O zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşat ve parlak bir Kur'an'dır. Yaşayan her kişiyi uyarsın diye, böylece ilahi hüküm, kâfirler hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir. Şunu da görmediler mi? Ellerimizle yaptığımız eserlerden, kendileri için davarlar yarattık da, onlara malik bulunuyorlar. Onları emirlerine amade kıldık. Onlardan hem binek edinir, hem de yerler. Onlardan içecekler elde ederler. Daha nice menfaatlerinden yararlanırlar. Hâlâ şükretmezler mi? Tuttular, Allah'tan başka tanrılar peşine düştüler. Güya ki yardıma nail olacaklar. O putlar kendilerine yardım edemezler. Nasıl olur? Zaten bunlar onlar için hazırlanmış askerler. O halde ey Resulüm, üzülme sen onların laflarına. Onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da. Sen hiç tasalanma. İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi bize. Nasıl yaratıldığını unutarak, bir de misal fırlattı bize. O çürümüş kemikleri kim diriltecek, diye. De ki, onları ilk defa yaratan diriltir. Hem o, yaratmanın her türlüsünü bilir. Odur ki sizin için, yeşil ağaçtan bir ateş yaratır. Siz de onu tutuşturup durursunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya olmaz mı Kadir? Elbette Kadir. Hallak odur, alim odur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen odur. Bir şeyi dilediğinde, onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen oluverir. Sübhandır. Münezzehtir o zat ki, her şey üzerinde hakimiyet elindedir. Ve hepinizin de dönüşü, ona olacaktır.